Merhaba arkadaşlar. Güzel bir sonbahar gününden herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Hep böyle bir giriş yapmak istemişimdir. Sonbahar geldi. Bayağı bir yağmur, rüzgar olduktan sonra birkaç gündür hava yaz gibi. Tabii inciden bir serinlik var. İşe gidiyorum. Şimdi birkaç konu var. Onlardan bahsedeceğim hemen. Türknet'i övmüştüm. Diğer telekomu falan itin götüne sokmuştum aslında. Babamın internetinde problem oldu Türknet'te. Yaklaşık 1,5-2 aydır belki de. İnternette problem var. Problem şu, bağlantı kopuyor. Yani bağlantı hiç yok diyelim sabahtan akşama kadar. Akşam bağlanıyor. İşte 1 megabit modemin üzerinden baktığım zaman görüyorum. 2 aydır hiçbir ne yetkiliye ulaşabildim. Ne o bıraktığım destek taleplerine cevap alabildim. Dün bir tweet attım. Türknet müşteri hizmetlerine. Henüz ondan da bir cevap gelmedi. Bir sürü arkadaş yazmış zaten ulaşmanız mümkün değil diye. Ben işin destek kısmının bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Hiç karşıma da çıkmamıştı aslında. Ne yapacağız bilmiyorum açıkçası. İptal ettireceğiz hattı. Daha bir arkadaş şey demiş. Hattı iptal ettirmek de o kadar kolay değil falan. Bakalım ne olacak. Bir Twitter'dan arkadaş yazmış. Takipçilerimden sağ olsun. Abi işte bir videoda bahsediyordum bu işlerden diye. Şimdi eriye eri doğruya doğru. Türknet bu saatten sonra ne yaparsa yapsın. Bu destek anlayışıyla işi zor. Ben o şirkette de Türknet kullanıyorum. Bizim bayağı bir arkadaş Türknet kullanıyor. Hiç böyle bir problem duymamıştım. Bakalım ne yapacağız. İnşallah diyeyim yine ofistekinde problem çıkmasın. Çünkü bizim elimiz ayağımız internet. Bu böyle. İkincisi Trabzon'un her yeri şu anda şantiye. Malumunuz seçimler geliyor. Bir belediyenin şantiyeleri var. Özel işte binalar diken, çeşitli revizyonlar yapan işletmelerin şantiyeleri var. Biliyorsunuz okullar açılıyor. Burada şey var. Şu anda benim yürüdüğüm yol ana yol değil. Yani burası Karadeniz Öğrenci Yurtları'nı ve tıp fakültesine daha doğrusu arkadan giden bir yol. Ana yol aşağıda. Şu anda Karadeniz Öğrenci Yurtları'na giden yolu ve o mahalleye giden yolu kapattılar. Birkaç ay oldu. Niye kapandığını ben bilmiyorum. Okullarda açılmak üzere bu yolu kullanıyormuş şeyler. Hatta özür dilerim bu yolu değil ya. Bu yol da kapalı. Biraz sonra bakacağız zaten. Yani yürüyerek bile zor geçiyoruz. Ben bayağı bir yürüyüp gidemedim bir şey. Çünkü yol bayağı bir kapalı. Yani yürümeye bile kapalı neredeyse. Şimdi öğrenci kardeşlerim geldiği zaman ne yapacaklar? Nasıl gidip gelecekler bilmiyorum. Aslında üniversiteye çok yakın. Yani Google Map'ten falan bakınca çok yakın görebilirsiniz ama çok yokuş. Yani öyle yürümek her baba yiğidin harcı değil. Yürünebilir. Ben yürüyorum ama dediğim gibi adam sınavdan çıkmış. Kafası 1 milyon. Bayağı bir yorar adamı. Her yerde şantiye olmasına bir şey demiyorum. Plansız programsız her şey. Şimdi dediğim gibi bakın. Şöyle göstereyim. Buradan başlıyor şey. Şantiye diyelim. Şantiye değil de çalışma. Yolu hem buradan kapattın hem öbür taraftan. Arkadaş bunu ayarla da biri bitince öbürünü başlat. Tabi bize plan program olmadığı için. Bir de hal böyleyken bu yollara giren çıkan iş makinesinin hatta hesabı yok. Dostlar alışverişte gözüksün diye. Bu benim yorumum. Geldiler. Gerçi bayağı da bir azaldı buralar.
Abi böyle aletleri çok seviyorum ya. İçine giresim geliyor delikten. Şu yollardan mollardan, ben bu mahallenin yerlisiyim. Bu yollar nereye gidiyor, ne yapıyor bilmiyorum açıkçası. Bildiğin yukarılar köy zaten. Millet gelip gidiyor. Heh. Onu söylüyordum. Hal böyleyken bir sürü ağır tonajlı arabalar gidip geliyor. Seçimler yanaştığı için, dediğim gibi benim yorumum, dostlar alışverişte görsün diye yollar yenilendi, asfaltlar, ondan sonra yaya geçitleri, şeritler. Meğer bizim alttaki yol çift şeritmiş. Çift gidiş çift geliş, hayretler içerisinde kaldım. Tabii o arabalar, ağır arabalar geçecek o şeyin üstünden, asfaltın. Asfaltın anasını belleyecekler. Önemli değil. Bir daha dökerler. Ne de olsa bedava. Aldığım 100 liralık benzinin 99 lirası vergi olduğu için herkes her türlü at koşturabiliyor. O da öyle. Trabzon'daki dolmuşlardan biraz bahsedeyim. Trabzon'da toplu taşıma sadece belediye otobüsleriyle yapılıyor ama başka hiçbir alet yok. Her yere dolmuştan gidiyor insanlar. Dolmuşlara zam gelecekmiş. Herkes her, yani sürekli bizim ülkenin problemi, taksize Uber olayında da aynıydı. Tamam, o haklıdır, bu haklıdır demiyorum. Fakat zam da yap. 2 lira mı yap, onu 3 lira, sıkıntı yok. Allah'ın kulu çıkıp da demiyor ki, bu dolmuşların hışırı çıkmış. Leşler, yani yürüyen tabutlar. Bir kaza yapsalar bayağı bir insan ölecek içindeki, şoför dahil. Freni tutmaz. Ne bileyim, içinin yani diz mesafesinden tuttu yani. Normal arabalar muayeneden geçemezken bunlar mesela nasıl muayeneden geçiyor, ben hayret ediyorum. Bu konularla ilgili hiç bizim yerel basını da ne bir haber gördüm. Yapmışlarsa bu dediklerimi geri alıyorum ama hiç ne bu anlattığım olaylarla ilgili bir haber gördüm, ne bu dolmuşların rezilliğiyle ilgili, ne bir klima var, hiçbir şey yok. Camların hepsi kapalı. Yani o sıcakta bu insanlar nasıl gidip geldi bu arabalarla? Ben çok fazla dolmuşluk işim olmuyor. İyi ki de olmuyormuş. Yani ben kafayı yerdim muhtemelen. Ayakkabımın bağı çözüldü. Şu anda çok sinirliyim. Mecbur videoyu kapatıp onları bağlayacağım. Böyle. Ne diyeyim? Bir rüya gördüm aslında. Keyfim ondan çok güzel. Acun Ilıcalı güya yeni stratejiler belirlemeye çalışıyor. Bizden fazla para kazanmak için. Biz o kadar para kazanıyormuşuz ki. Bizim Mehmetlerin çatısındayız. Ben varım. Ben uykudan kalkıyorum. İlker abi var çatıda. İlker abi diyor ki istediği kadar plan yapsın, bizi geçemez falan. Bilmem kaç milyar dolarımız var. Bir şeyler. O zaman diyorum ben yumurtayım şeyde, bu kahvaltıda. Yani böyle saçma sapan. Bir iki kişi daha var. Yani şimdi hatırlayamıyorum kim olduklarını. Normalde çok böyle rüya görmüyorum ben. Gördüğüm zaman da genelde böyle sıkıntılı şeyler görüyorum. Enteresan yani. Acun arıyor İlker abiyi. Masanın başında oturmuş diyor Acun. Nasıl bir rüya? Nasıl bir kafanın? Lan ne yedim de yattım? Çok hoşuma gitti yani. Gitmedi değil. Bayağı bir paramız varmış güya. Bu hafta komple erken yattım. Erken kalkmaya çalıştım. Saat 9'da yattım bir kere. Bir kere 10'da yattım. Dün biraz 11.30'da yattım. Geç yattım. Güldür güldür izledim. Birkaç bir şeye baktım. Öyle abayka bir bağlayayım, beni deli etti. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.